Arkadaşlar evde doğal ilaç. Kış ayları geldi. Ağrılar başladı. Romatizması olan insanlarda ağrılar başladı. Biz de böyle karışım doğal ilaç hazırladık evde. Bu karışımdan sabah akşam şöyle ağrıyan yerlerimize süreceğiz. Masaj yapar gibi şöyle ovuşturacağız. Sonra da özellikle dizler ve ağrılan yerlerimize süreceğiz. Sıcak tutacağız kendimizi arkadaşlar. Bu karışımı yıllar önce öğrenmiştik. O sene bu sene kış aylarında yapıyoruz. Ağrılan yerlerimizi masaj yapıyoruz. Çok faydasını gördük. İnşallah tarifte görerek siz de yaparsanız faydasını görürsünüz. Eklem romatizması olan insanlarda böyle masaj yaptıkça döktükçe şişliklerin indiğini gözümüzle görüyoruz. Siz gene de alerjik durum falan olur. Yani kullanırken dikkatli olun. Doktorunuza da danışın. Biz bunu yıllar önce bitki uzmanlarından öğrenmiştik. O sene bu sene böyle kış ayları girerken aslında baharın yapıyoruz bunu. Kış aylarında kullanıyoruz. Defne limon kolonyası karışımı. Şimdi yapıma geçelim. Nasıl hazırlıyoruz evde doğal ağrı ilacını? Hepinize, herkese merhabalar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz değerli sevgili takipçilerim. Güzel yürekli izleyenlerim, YouTube ailem. Defne yaprağı toplayacağız. Uçlarında taze, bu sene sürgün sürmüş. Biraz onlardan alacağım. Biraz da kart yapraklarından alacağım. Şöyle. Uçları filiz. Geçen senenin sürgünü yapraklarından da şöyle alacağım. Mevsiminde toplayacağız. Mevsimi ne zaman? Filizler sürgün sürdüğü zaman topluyoruz. Defne ağacı yaz ve kış yeşil olan bir nimet. Çam ağacına benziyor. Hani çam ağacı da yaz ve kış yeşil kalır. Uçlarından sürgün sürer. Bütün ağaçlar filiz sürer. Defne de aynı o şekilde filizlerini sürdü. Tam şu anda zamanı uygun. Çam ormanının dibinde defne ağacı, yani defne toplayacağız derken temiz yerden suyu, havası temiz yerden, yol kenarlarından, egzoz dumanı olan yerlerden toplamayacağız, almayacağız. Defne yaprakları aslında çok amaçlı kullanılıyor. Baharat oluyor, üğütülerek çayı içiliyor. Et yemeklerinde, tavuk yemeklerinde çok güzel, lezzetli ve kokusu mis gibi harika oluyor. Yaprakların arkasında ballık, böce, bit var mı diye bakacağız. Bazen böyle yapış yapış ballık olur, böce olur. Bunlara dikkat edeceğiz. Kart yaprakları ve gayet sağlıklı şöyle yeşil iri yapraklardan toplayacağız. Anlaşılır olsun diye tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu senenin sürgünleri uçlarının taze filizlerinden ve diplerinin kart yapraklarından yeteri kadar temiz olan yerden toplayacağız. Temiz olması şart. Defne yapraklarını bir bir tertemiz yıkıyoruz. Tertemiz yıkadık, tozundan dumanından arındırdık. Birazcık suyunun süzülmesini bekleyeceğiz. Suyu süzülsün. Defne yapraklarını tertemiz yıkadık. Tozundan dumanından arındırdık. Arkalarında bit, böce, yapışkan herhangi bir şey var mı? Şöyle iyice bakarak topladık. Şimdi ne yapıyoruz? 1 litrelik kavanoza yaprakları dolduruyoruz. Kaç tane yaprak? 33 tane. 33 tane yaprağı sayarak kavanoza koyacağım. 3, 4, 5, 6, 7.
33 tane yaprağı saydık ve kavanoza koyuyoruz. 3 tane de uçlarından şöyle filizlerinden koyuyorum. Şöyle. Bu senenin sürgünü. 3 tane de uçlarından filizleri koyduk. Biraz fazla toplamıştım. Ne olur olmaz diye. Üzerine içme suyu, klorsuz, temiz içme suyunu dolduruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 1 litrelik kavanoza 33 tane şöyle defne yaprağı, anlaşılır olsun diye tekrar tekrar anlatıyorum. 33 tane şöyle gardlarından, geçen senenin yapraklarından defne yaprağı, 3 tane de filiz. Sürgün, yeni sürgün, bu senenin sürgünü filizlerinden koyuyoruz. Belki de bu filizin içinde şifa vardır. Umarım kavanoza dolduruyoruz. Ağzını kapatacağız. Karanlık bir yerde, 22 gün bekleyecek. 21 gün olmayacak, 23 günde olmayacak. 22 gün. 22 gün bekleyecek. Hatta saate bakıyorum. Bugün saat 12. 22. gün aynen gün 12'de bunu ben açacağım. Ondan sonra nasıl bir işlem yapacağız birlikte yapalım. Şimdi bunu karanlık dolabın altına koyacağım. Defne yaprakları tam 22 gün ağzı kapalı bir şekilde karanlıkta dolabın altında bekledi. Kavanozun içinde ne yapıyoruz? Süzeceğim. Hününün şöyle ortasında süzgeç var. Süzüyoruz. Süzdük, sade yapraklar kaldı. Bunları atacağız. Bu arada elimi bir şey soktu ve şişti. Şura kapanmıyor. Elimi kapatamıyorum. Limon kolonyası arkadaşlar. Şöyle süzdük ya. Bakın kavanozun yarısı. Şimdi ne yapacağız buna? Ne yapacağız? Kolonya dolduracağız. Yani şöyle diyebilirim. Yarısına kadar defne yaprağı suyu, yarısından sonra da kolonya. Kolonyayı da koyduk. Bak nasıl birbirine hışırdıyor. İyice bunu çalkalayacağız. İyice sallayacağız. Evet. Defne yaprağı suyu ve limon kolonyasının karışımını kolonya şişelerine dolduracağım. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'ım en güzeline emanet olun, sağlıklı günler dilerim. İnşallah hasta olmayın. İlaçtan değil de inançtan iyileşiverir insan. Tabi bunları yaparken, bu karışımı yaparken, sürerken Rabbimden şifa dileyeceğiz, dua edeceğiz. İnanarak kullanırsak inşallah Rabbim bunun içerisine şifa koyuverir. Bunları bir kardeşimiz için hazırladık. İnşallah yerine gidecek. Tabii ki de hani ben de almak istiyorum, ben de varsa diyebilirsiniz. Elimizde başka yok. Bunu sadece söz verdiğim için hazırladım. Sizler tarife bakarak bu karışımı hazırlayabilirsiniz. Defne ağacı nasıl yetiştirilir? Defne tohumu nasıl olur?
İşte bak, şekilde görüldüğü gibi defnenin tohumu zeytine benziyor. Gayet çok güzel, sağlıklı bir ağaç. Yaprakları hışır hışır. Defne tohumunu toprağa gömeceğiz. Yani toprağın içine yerleştireceğiz. Patlayacak, filizlenecek. Bu şekilde kocaman ağaç olacak. Ne kadar güzel, siyah inci gibi parıl parıl. Bunu veren Allah'ıma kurban olayım. Yapraklar çok sağlıklı. İlaç yaparken sağlıklı yapraklardan yapacağız. Tohumları da toprağa atacağız ve kocaman defne ağacı yetiştireceğiz. Defne tohumu, defne çiçeği nasıl olur? Onları da görsel olarak sizlere göstermek istedim. Tekrar sevgiyle kalın. Ya Allah, ya Şafi, ya Şifa diyerek kullanın. İnşallah şifa buluruz.